Artık o kadar çok haber kaynağına maruz kalıyoruz ki bazen anlamlar ve kavramlar birbirine geçmiş olabiliyor. Her şeyden önce kasırganın ne olduğunu bilmemiz gerekir. Kasırga, saatte 119 km veya daha hızlı şekilde Kuzey Atlantik Okyanusu üzerinde ve kıyılarında esen rüzgarlardır. 68 km ile 118 km hızları arasında esen rüzgarlara da fırtına denir. Kasırgalar hızına göre 5 kategoride değerlendirilir. Kuzeybatı Pasifik'te tayfun, Güney Pasifik ve Hint Okyanusu'nda siklon olarak adlandırılır. Bugüne kadarki en güçlü kasırga 31 Temmuz 1980 ile 11 Ağustos 1980 tarihleri arasında başta Meksika ve Texas'ın güneyi olmak üzere tüm Karayip ülkeleri ve Meksika körfezini vuran Allen kasırgasıdır. Saatte 305 km hızla esen kasırga 269 kişinin ölümüne neden olmuş, geride 1 milyar 570 milyon dolarlık hasar bırakmıştı. Kasırganın oluşması için en temel iki kaynak ısı ve nem. Dünya üzerinde en çok kasırganın görüldüğü Amerika'nın Atlantik kıyılarını vuran kasırgaların %85'i Batı Afrika'daki Senegal açıklarında bulunan Yeşilburun Adaları civarında başlıyor. Bu bölge kasırga tohumlarının atılması için ideal bir alan. Yaklaşık 3 günde bir aşırı ısınmış Sahra Çölü havası Afrika'dan kopar ve bu bölgeye doğru tropikal rüzgarlar olarak yönelir. Ekvatorol olan bu bölgede sıcak su ve yüksek nem hızla yükselen ve dönen hava hareketleri oluşturur. Dünyanın dönüş yönü ve rüzgarlar dolayısıyla bu hava hareketleri Atlantik kıyılarına doğru ilerler ve karaya vardığında hızları 119 km'yi geçmişse kasırga olarak adlandırılır. Aslında ekvatoral bölgede başlayan birçok kasırga zararsız olarak ortaya çıkan rüzgarlardır. Yani pek çoğu kasırgaya dönmeden sonlanabiliyor. Yeşilburun Adaları civarında başlayan bütün bu tropikal rüzgarlar sadece Amerika'nın doğu kıyılarına ulaşmıyor. 2000 yılından bu yana bu bölgeden yola çıkan kasırgalar o günkü hava koşulları nedeniyle 30 kez de Avrupa kıyılarına ulaştı. Ama normalin dışında bir yola saptıkları için hızlarını ve güçlerini kaybetmişlerdi. Sadece birer kasırga kalıntısı olarak geçiyorlardı. Karşılaştırma yaparsak aynı zaman diliminde sadece Florida eyaleti 79 gerçek kasırga gördü. Peki neden Avrupa'ya yönelirken gücünü kaybeden fırtınalar Amerika kıyılarına daha da güçlenerek gidiyorlar? Kasırga sisteminin yönünü Avrupa'ya kırması için jet rüzgarlarıyla karşılaşması gerekli. Bir kasırga sistemi oluştuktan sonra 30. kuzey paralele ulaştığında jet rüzgarlarıyla karşılaşabilir. Jet rüzgarları kasırga sistemini doğuya doğru iterken kasırga altında daha soğuk okyanus sularının olduğu bölümde ilerlemeye başlar. Başta da demiştik ki kasırgayı besleyen ve temelini oluşturan iki kaynak ısı ve nem. Bu yüzden Avrupa'ya yönelen kasırga sistemleri güçlerini kaybederler ve kıyıya ulaştığında çoğunlukla fırtına durumuna düşerler. Tabii ki işler her zaman böyle gitmeyebilir. Doğa olayları farklı kombinasyonlar oluşturarak farklı sonuçlara yol açabilecek durumlar ortaya çıkarabilirler. 2017 senesinde Ophelia kasırgası kıyıya ulaştığında gücünü kaybetmeden İngiltere ve çevresine zarar verdi. Üçüncü kategori olarak sınıflandırılan Ophelia, saatte 185 km hızla esip 3 kişinin ölümüne sebep oldu ve sigorta şirketlerinin belirttiği raporlara göre 13.600.000 dolarlık zarara yol açtı. Hepimiz zaman zaman şunu düşünüyoruz, acaba artık daha sık mı kasırga olmaya başladı? Şu an için böyle bir durum yok. Küresel ısınma nedeniyle uzmanlar bazı uyarılar yapıyorlar ama hava hareketlerinde kısa sürede saptanmış radikal değişiklikler gözlenmiyor. Videonun da en başında dediğimiz gibi birçok kaynaktan ortaya atılan iddialar sonrası kavram karmaşası yaşanıyor çoğunlukla. Örneğin yakın zamanda ülkemizin Ege kıyılarını vurması beklenen kasırga haberleri vardı. Yönünü başka yöne çizip bizi teğet geçmişti bu hava akımı ama beklenen şey kasırga değildi. Kasırga etkisi gösterebilecek bir fırtınaydı.